oluyor. Başka şeyler teklif edenler oluyor. Var, yaptım. Zamanında yaptım, evet. Evet, ya oluyor. Yani albümümü tanıtır mısın diyenler, filmimi tanıtır mısın diyenler. Oğuzhan'la İbo'nun skeçinden bilirsiniz. Sevgili Murat Bozu'da dokunmak isteyen var mı şu anda ona? Güzel. Parayla işte bunlar hep böyle parayla hep beraber Murat Boz'a yaptığımız skeci bir izleyelim. Buyurun efendim. Ya arkadaş sen her hafta kaç tane film vizyona giriyor biliyor musun ya? Allah Allah. Ne? Emanet mandaya vurur gibi vallahi fütursuzca giriyor her hafta 5 tane film. Hangi birini alayım ben ya? Hayır efendim. Alamıyorum sizin filmi. Murat Boz'un fanlarını alacağım bu hafta. Stüdyodan yer satıyorum onlara. Evet. Parayı akutluyorlar. Oluk olup. Murat Boz ya. Yok mu şu kalimera suratlı olan çocuk? Alamam kardeşim senin filmi. Lan git lan. Allah Allah. Abi çok sorguluyorlar abi. Müsait misin? Bırak elini. Gelsin lan. Şş, yavaş ya. Uyandıracaksınız. Ay inanmıyorum. Nerede o? Nerede? Burada. Para hazır mı? Önce Murat'ı görelim. Mal hazır. Sıkıntı yok. Bizde her şey şeffaf. Alın size uyuyan Murat Boz. Zaten sakinleştirici yapıp uyuttuk kendisini de. Çok minnoş canım, çok minnoş, çok ponçik, çok mınçık. Evet, alayım parayı. Bu sadece Murat Boz'u izleme parası kızlar. Kafese yaklaşmak, dokunmak bunların hepsi ekstraya girer. Söyleyeyim yani. Şurada biri daha var, o kim? Ya Bülent Serttaş ya. Onu kafese koyduk. Ondan sonra çıkarttık yani, kapıyı da açtık. Hani git dedik, gitmiyor, alıştı yerine. Zararsızdır yani, bir şey yapmaz o. Evet, öyle duruyor. Beyaz, Allah kahretmesin seni, ne yaptın ya? Sen vurmuşsun. Ne yapsaydık yani? Totosuna güvendik, totosundan vurduk. Yüzünden mi vursaydım adamı? Teşekkür ederim. Beyaz, Allah aşkına beni şuradan çıkart. Ne yapıyorsun sen ya? Burası neresi? Ne oluyor? Evet, öyle zannediyorum canlı canlı para harcamak isteyen var herhalde. Gövelim bakalım kimler neler istiyor. Ben evet. Dokunmak istiyorum. Dokunmak 1400 dolar. Alayım. Dokun. Bak, Beyaz, bak istediğin paraysa seni paraya boğarım. Gözünü seveyim beni şuradan çıkart Beyaz. Acun'un uçağını ikinci eline alayım sana. Ne dersin? Evet, seri olalım arkadaşlar. Daha seri istekler alalım. Ben avuç içlerini koklamak istiyorum. Avuç içini sadece koklamak mı istiyorsunuz? Yoksa öpmek de var mı? Yok, sadece koklamak. Böyle içini de çekmek istiyoruz. Yarabbim ben nereye düştüm? Siz nasıl bir psikopatsınız ya? Sen nasıl konuşuyorsun ya? Sen nasıl... Yani fan kitlenle nasıl bir terbiyesizliktir bu ya? Yok hiç önemli değil. Bunu ben... Ya yerim seni şapşal. Türkü söylemesini ister misiniz? Türkü de mi söylüyor? Söylüyor. Yani istersek söyler. Çünkü komutlara karşı duyarlı. Öyle değil mi Murat'cığım benim? Yalnız adam başı 1000 euro. Tamam. Alayım. Evet al bakalım Murat'cığım. Şunu. Ama onu çıkmaya çalışma. Onu çıkmaya çalışma. Onu çıkarsan... Çıkarsan dışarıya, evet, yok, sakin, sakin, bir şey yok. Hadi bakalım şimdi aldığın paranın hakkını ver, bir türkü söyle şimdi bize. Karam, kaşı karam, kaşı karam, gözü karam, bahtı karam. Karam, sıla kokar. Yeter, yeter, tabii bir Şeyma Subaşı değil. Ama artık idare edeceğiz yani. Neyse, şimdi artık özel istekleri bırakalım, programa geçelim. Var mı bir şey sormak istiyor musunuz? Bırak Özçivit, yok mu? Anlıyorum şimdi Burak Özçivit bu mevsimde yakalaması kolay değil. Yani elle tutulamıyor. Kayın bakalım biraz şimdi şöyle gelelim işimize. Burası stüdyonun en ayrıcalıklı yeri. Burada Murat Boz'un ter kokusunu bile içinize çekebilirsiniz. Beyaz. Heh. Bak kardeşim tek bir cevap istiyorum. Niye yapıyorsun bunu? Senin iyiliğin için. Bu kızlar bile kendileri söylüyorlar bana. Çıkarsa o kafesten biz tutamayız kendimizi. Parçalarız bunu. Bunlar Walking Dead Boz Murat. Bunlar sadece Murat Boz yiyorlar. Başka hiçbir ünlüye dokunmuyorlar. Neyse dönelim işimize. Murat Boz'a sarılmak ister misiniz? Yani kim istemez ki? Beyaz.
Aslı'nın bir tane kız arkadaşı var. Tam evlenmelik Allah aşkına. Evet, ne diyorduk? Yani bunu işte Murat Boz'la karşılıklı şarkı söyleme, paçaya yapışma, boyuna atlama, toplam 9600 dolar. Peki şey, kart geçiyor mu? Keş, keş çalışıyor. Bir dakika, bir dakika, yanlış yapıyorsunuz. Ben açıklayabilirim ya. Açıklayabilirim. Yani en azından bir kısmını açıklay... Ya götürün ya, tamam, bir sıkıntı yok ya. Biz ne olacağız? Paradan mı? Şimdi kızlar, orada ikinci çekmecede liste var. O listeye bakın, istediğinizi yapın, parayı oraya verin. Hadi akşam beni salarlar yani, bir sıkıntı yok. Tamam. Ha, tamam. Bak. Bu alkışların en büyüğünü sağ olsun. Harika adam. Murat Boz'a alalım. Ellerine sağlık. Stüdyodan konuklarımızın merak ettiği şeyler var. Yonca Şakar. Aramızda mı Yonca Şakar? Kimdir? Yonca Şakar. Evet, orada. Demiş ki Fahriye Evcen Burak Özçivit'e meyve bıçağı ile meyve uzatıyor mu? Demiş. Tabii ki. Yani öyle, yani evlilik öyle bir şey değil mi yani? Öyle, yani öyle bir şey abi, tabii evet, ki. Evet, yani. Nasıl gidiyor her şey? Güzel, her şey yolunda. Keyifli gidiyor. Adım kadarıyla bakışlarından bu konu hakkında konuşmak istemediğini. Yok, hayır ha? Yani. Merak ettiğin ne diyeyim abi daha yani. Böyle meyveler uzatılıyor, yeniyor. Öyle yani normal bir... Abi, herkes ne yapıyorsa. Aynısı yani. Burak Özçivit de bizler gibi telefonuna koruyucu cam jelatini takıyor mu demiş Rıdvan Öztürk. Tabii ki. Takıyorsunuz. Sizler takar mısınız? Ben takmam. Yok, bende yok. Utanılacak bir şey değil mi? Murat böyle bir adamlar. Takabilirsin yani. Yok abi, ne? O tava nedir yani öyle? Yok, ben takmam. Hayatta da takmıyorum. Murat Boz ne güzel sesin var deyip kendi kendine şarkı söylemiş mi? O neymiş ya? Niye ben evde acayip kendi kendime espri yapıp gülüyorum mesela? Deli gibi gülüyorum yani. Yok, öyle bir şeyim yok. Söyler yani. Misin evde şarkı falan? Söylerim de yani, ulan ne güzel sesin falan demem yani. Peki, konuklara bir sorum yok ama Beyaz'a var. Yıllardır beklediğin kişi belki de benimdir. Benimle evlenir misin? Demiş, evet. İsimsiz mi? Efendim? İsimsiz mi? İsimli. Eyvah. İsimli. Böyle bir günde bana böyle bir teklifin gelmiş olması... Aa, şaşırdım. Cennet. Cennet Hanım burada mı? Heh. Neredesiniz? Fahrettin, çekelim Cennet Hanım'ı. Çekelim. Babası evde, kendisine gereken hesabı kesin. Oradaki herkes bir anda cennet oldu. Hepsi cenneti yalnız bırakmamak için. Çok teşekkür ediyorum Cennet'ciğim. Değerlendireceğim. Değerlendireceğim derken ukalalık olarak bir bakarız falan. En acayip totemleriniz nelerdir? Var mı totemin? Yani öyle çok büyük totemim yok yani. Peki. Pınar? Sen de totemsiz gibi duruyorsun. Bir totemsizlik var gibi sende de. Evet. Leyla? Bende de yok. Toteminiz yok. Evet. Ben Beşiktaş maçlarında... Tamam, senin de yok dedim. Var var. Var. Var totemim ya. Söyleyeceğim. Ne var? Ne var totem? Beşiktaş maçlarında rakip takım atak yaparken şöyle yapıyorum hep. Ya bir şey söyleyeyim, işe yarıyor. Bu kısımları keselim arkadaşlar. Sabah kalktıklarında standart olarak yakışıklı olarak mı kalkıyorlar yoksa bir düzeltme, bir toplama yapıyorlar mı demiş Hüseyin Büyükdere. Ünlü oldular da ne oldu? Ha, ne oldu demiş. Bayağı sinirli yazmış yani. Bak, ünlü oldular da ne oldu? Altında da büyük harfler de ha, ne oldu? Bu kadar güzel ama çok güzel, iyi kalpli, pamuk, naif, düşünceli olmak Pınar Deniz'i yoruyor mu? Özge Taş. Ay. Cevap vermem gereken... Yo, burası... burası bir talk show değil, hiçbir şeye cevap vermek zorunda. Teşekkür rahat ederim ol. Özge. Oy anam oy! Her sabah Fahri'yi yanı başında görmek nasıl bir duygu? Burak, Cemre sormuş. Güzel soru. Güzel soru. Anlat. Hadi bakalım anlat. Abi şimdi yani ne diyeyim? Tek ya bir şey söyleyeyim ki, o zaman. Yani tarifsiz güzel.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.